Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Bana kalsa 5000 lira olmalı. Asgari ücretin kesinlikle yeterli olmadığını düşünüyorum. Minimum 3000 TL olmalı. Bence en az 3000 liranın üstünde olmalı. 3000 lira bile az Türkiye şartlarında ama yani yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3500. Neden? Millet zor durumda. Yani milletin ne kadar zor durumda olduğunu söylemeye gerek yok. Yani 4 kişilik bir aileyi düşünün, nasıl geçinecek? Evde kiraysa. Hesap ortada yani. Şimdi asgari ücret oldukça düşük. Enflasyon gerçekten yükseldi. Bu anlamda asgari ücretin en aşağı 3500 lira olması gerekiyor. Tabii bunun işverenin maliyeti de var. Aynı zamanda sigorta gibi. Bir işçinin maliyeti 5000 lirayı vuruyor. İktidarın bunu destekleyici, işvereni ve işçiyi destekleyici şeyler yapması lazım. Fakat şu andaki iktidarda böyle bir şey görmüyorum. Sizce 2021 yılında asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret alsa da aslında fiyatlar yine yükseliyor asgari ücretle. Çünkü işletmecinin personel maliyeti artıyor. O yüzden atıyorum yani otobüs firması şoförlerin maliyeti artıyor. Bu yüzden bilet fiyatlarını artırıyor. Yani insanların geçimi aslında asgari ücrete bağlı değil, üretime bağlı. Geçen sene 5 litrelik ayçiçek yağı 30 liraydı. Şu anda marketlere falan gittiğinizde 5 litrelik ayçiçek yağı 60 lira, bazı yerlerde 70 lira. Demek ki %50'den %100'e yakın zam gelmiş. Asgari ücret de artık yani 2500'müş, 2700'müş, 3000'miş. Mümkün değil insanların böyle bir rakamla geçinmesi, imkansız. Zaten ülkeyi Özbekler, Türkmenler, Kazaklar zaten doldurmuşlar. Afganlar, her yerde zaten Afganlar çalışıyor. İnsanlarımız, Türk insanımızın zaten çalışma, iş bulma gibi bir şansı kalmadı. Bakıyorsun çobanlarımız Afganistan'dan geliyor. Samanımız Bulgaristan'dan geliyor. Hayvanlarımız Sırbistan'dan geliyor. Yerli ve milliyiz. İnsanlarımız zaten yani asgari ücretle iş bulma şansı zaten yok. İş bulma şansı yok ki, asgari ücretle çalışma şansı hiç mi hiç yok. Şu andaki şartlara bakarsak 6000, 7000 yeter. En az 3000 lira olmalı. Çünkü ekonomik şartlar ortada. Hatta daha bile fazla olması lazım ama hani gerçekçi bir rakam olursa 3000 lira ideal. En az 3000 lira olmalı. Bu şartlarda asgari ücretin eğer israfın önüne geçilirse ben inanıyorum ki asgari ücret 3500 lira net. Net olmalı. Bunun aşağısında olsa zaten geçim sağlanmıyor. Kesinlikle paranın kıymeti yok. Ve israfın önüne geçirirse bu kesinlikle olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Yani Türkiye şartlarında bence 3000'in üzerinde olması icap ediyor diye düşünüyorum. Yani şu anda 2019'dan 2020 yılı sonuna baktığımızda yeme içme ve diğer gıda maddeleri çok feci derecede yükseldi. Hani enflasyon zaten gerçeği yansıtmıyor. Onun için yani 3000'in üzerinde asgari ücretin olması icap ediyor bu şartlarda. En az 3,5. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı 2021 yılı için? İkinci dünya ülkelerine bakarsak en az 400 dolar asgari ücret veriyorlar. Hani bizimki de 3800-4000 lira olmalı bence. 3000. Neden diye sorarsanız, çünkü gerçekten hayat şartları çok çok ağır. Aslında 3000 de çok az da mecburi, ülkenin genel durumunu gördükçe ki koronadan dolayı. Gerçekten asgari ücretle bir ailenin geçinmesi çok çok zor. İlla ki o kişinin bir evi olması gerekiyor. Yalnız ev olmadığı sürece eğitim, market, pazar, fatura düşünemezsiniz böyle bir şeyi. Çok zor. O yüzden gönlüm 4000-5000 ama bu ülkede 3000 olması bile bence rekor olur. Peki sizce asgari ücretle Türkiye'de geçinmek mümkün mü? Değil. Yani özellikle büyük şehirlerde geçinmek çok zor. Hayır tabii ki de. Değil. Türkiye'de her şeye zam geliyor. %10, %15 civarı ama asgari ücrete nedense hiç %10 ve %15 civarı gelmiyor. Zaten birbirini hep tamamlıyor. Yani asgari ücrete zam geldiği zaman aynı anda elektriğe, suya, doğalgaza geliyor. O yüzden bir anlamı olmuyor. Zam gelmesinin hiçbir anlamı yok şu anda. Hayır. Şey almış başını gidiyor. Bir markette bindeki bir yağ, sadece yağ, beğenmediğim süre yağ, ayda iki kere zam geliyor. En son aldığımda 49,5'tu, şimdi 57,5. Ne yapabileceğiz? Her şey aldı başını gidiyor. Ufak bir şeye zam koyuyorlar. Kendilerine geldi miydi? Asgari ücrete bir ay boyunca hala bir şeyin başına gelemedi. Yani bir sonuçlanamadı yani.
cepten de akrep be sanki. Yani bu millet eziliyor. Emekli adam ikinci işte çalışıyor. Niye? Yetmiyor. Bu an bir emekli alan adam, bu an 1,5 lira alıyor. 1,5 lira ne yapacak? Bu adam kira. Bu an bir kirada 800-900 lira, 1000 lira. Bu adam nasıl geçinsin? Asgari ücret en azından 3,5 olsa iyi de vermezler. Sizce asgari ücretle Türkiye'de geçinmek mümkün mü? Mümkün değil. Şu anki Türkiye'nin hali gerçekten ekonomik anlamda çok kötü durumda ve kıt kanaat anca geçinebilir. Yani normal bir hayat yaşayamaz. Bence mümkün değil Türkiye şartlarında. Her şey zaten çok pahalandı. Ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Her şey pahalı. Her şey acayip şekilde pahalanmış maalesef. Şu anda mümkün değil. Bir hanede 3 kişi varsa 3'ünün çalışması lazım. Eğer ki 3'ü çalışmasa geçim kesinlikle mümkün değil. Paranın kıymeti yok. Peki sizce Türkiye'de mevcut asgari ücretle geçinmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Tabii ki değil. Zorunlu ihtiyaçlarını bile gideremezsin. Yani eğer tek başına yaşıyorsa bir insan mümkün. Ama işte insanlar aile bakıyor, ev geçindiriyor. Hani 4 kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinmesi mümkün değil. Zaten yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında asgari ücret. Hani insanlar için zor. Peki Türkiye'de asgari ücretle neden geçinemiyor insanlar sizce? Asgari ücretten çok vergi var. Her şey zamlandı, her şey pahalandı. Elektrik, su, doğalgaz, ekmek, yağ. 5 kilo yağ 65 lira olmuş. Nasıl geçinecek? 4 kişilik bir aile aydan 10 kilo yağ tüketiyor en az. Bunun faturaları var. Dün ben fatura ödedim, 1000 lira fatura ödedim. Doğalgaz yok içinde. Evin kirası 1200 lira. Nasıl geçineceğim? Peki sizce komisyondan 3000 ve üzerinde bir rakam çıkacak mı? Hayır efendim, çıkmayacak yani. Yine ben gün içerisinde sık sık zaten son günlerde şeye bakıyorum. Meclisteki toplantılara bakıyorum. Hayır, kesinlikle de çıkmayacak yani. Çıkmayacak. 3000'in altında çıkacak ama 3000 üzerinde çıkmayacak. Buna emin olabilirsiniz yani. Çıkmayacak çünkü. Vermeyecekler o parayı. Peki asgari ücretin vergi dışında tutulması yönünde talepler de var. Sendikalar ve siyasi partiler bu konu taleplerini ilettiler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence böyle olmalı ama bu arada da çalışan kesim düşünüldüğü kadar, emekçi kesim düşünüldüğü kadar da işverenler de düşünülmeli. Ya biraz da iş yükü işverenin üzerinden de alınmalı bana göre. İki tarafın da mutlu olabilmesi için böyle bir çalışma yapılmalı. Yani ben 3000 lirada diriltmem. İşverenin de üzerine daha fazla yük binmesi bir anlam teşkil etmiyor ki o zaman. Yine aynı döngü içerisinde oluyoruz. Herkes refah içerisinde olmalı. Yani işveren de mutlu olmalı, çalışan da mutlu olmalı bana göre. Peki asgari ücretin vergi dışında tutulması yönünde talepler geldi sendikalardan ve siyasi evet. Partilerden. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben de Hakçı Konfederasyonu'na bağlı Özçelik Sendikası'na genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bunu başta konfederasyonumuz Hakiş olmak üzere ve ilk defa yani daha önce de bu gerçekleşti ama bu seferki kadar ciddiyet hiç gösterilmemişti. Üç konfederasyon bir arada görev yapıyorlar asgari ücretin vergi dilimi dışında tutulmasıyla alakalı. Bunun olması temenni ediyoruz. Konfederasyonumuzu da bu anlamda destekliyoruz. Tüm konfederasyonu destekliyoruz bu anlamda da. Doğru düşünüyorlar. Kaldırılmalı yani. Çok doğru. İyi olur. En azından bir katkı olur asgari ücret. Katılıyorum. Çok doğru. Zaten çok az bir para. Bir ay emek. Çoğu işler geceli gündüzlü. Saatleri çok çok fazla. Ama bir de vergi ödenmesi bence böyle bir şey olmaması gerekiyor. Peki asgari ücretin vergi dışında tutulması gerektiğini söylüyor bazı siyasi partiler. Zaten öyle. Şu anda diyorlar ya beşli çete diyorlar. Şu anda bütün ihaleleri alan beşli çetenin sürekli vergi borçları siliniyor. 700 milyon, 1 milyar, 9 milyar onlara siliniyor ama 3000 lira asgari ücretle çalışan insanların gelir vergisini hemen direkt devlet kaynağında kesiyor. Bu çok acımasız bir olay ülke için. Çalışan zaten, o insan zaten 2500'le 3000'le zaten geçinmesi imkanı yok. Az önce anlattım ya 5 litrelik ayçiçek yağı 30 liradan 70 liraya gelmiş 7-8 ay gibi bir zamanda 3000 lira 2500 lira gibi rakamla insanların geçinmesi imkansız. Vergi de kesilmemesi lazım zaten.